Antalya kampında antrenörlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Takımımızın, teknik heyetimizin tüm detaylarını, özelliklerini ekranlara taşıyoruz. Ve son konuğumuz Fuat Buruk, kendisi yardımcı antrenörlerimizden bir tanesi. Hocam, sıra en son size geldi bugün. Evet. Pro lisans kursundaydınız. Evet. Önce kurstan başlayalım isterseniz. Nasıl gidiyor? Kurs güzel. Bu ikinci etap. İlk etabı sezon başı yaptık. Şimdi ikinci etap için toplandık. İkinci günü gayet iyi gidiyor. Pro lisans kursları aynı zamanda eski arkadaşların, eski dostların da buluşması anlamına geliyor değil mi? Evet, yani zaten aslında bütün kamplar öyle. Devre arası kampı, çoğu takımın Antalya'da buluşma noktası Antalya olduğu için burada bir sürü arkadaşımızı, yeni oyuncuları, eski hocaları, büyüklerimizi, küçüklerimizi, hani derler ya, onları görüyoruz, tanışıyoruz, tekrar bir araya geliyoruz, mutlu oluyoruz. Yani güzel bir şey. Peki hocam, biz sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Fuat Buruk ismini yıllardan bu yana duyduk. Bugün biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Futbolculuk yıllarınız, antrenörlük hayatınız, aile hayatınız. Yani ailece futbolun peşinden koşan bir aileydik biz. Abim, kardeşim Okan, ondan sonra ben uzun seneler futbol oynadık. Futbol bıraktıktan sonra da bu işin peşinde düşmeye başladık. Sevdiğimiz bir iş, zevk aldığımız, mutlu olduğumuz bir işi yapıyoruz. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladınız ve Hamza Hamzoğlu ile yolunuz nasıl kesişti? Ya bizim ilginçtir. Hamza ile İstanbul Spor'da top oynadığımız dönem, bizim de yaşımız o zaman yani 27-28 yaşları. Hamza Hoca bir gün geldi. Futbolu bırakınca dedi, beraber çalışır mıyız dedi antrenör olarak. Ben o ana kadar hiç öyle bir şey aklıma gelmedi. Çünkü futbol oynuyorsun, işin içindesin. Yani o tarafını düşünmek benim aklıma gelmedi. Böyle baktım. Ya senle dedim, çalışırım dedim. Ama yani sadece Hamza olduğu için belki onu söyledim o an için. Futbol hayatımız bitti. Ben İstanbul Spor'da yardımcı antrenör olarak çalışmaya başladım işte Aykut'la falan. Sonra Hamza bir gün telefon açtı, Hamza Hoca. Gel dedi, işte Konya Spor'da çalışalım dedi. Ben de burada menajer olarak görev yapıyorum. O an için olmadı. Sonra telefon açtı. Saffet Suç'la beraber, Saffet Hoca'nın ekibinde Hamza Hoca, Metin Mert, ben beraber çalışmaya başladık. İsa Hoca, hep beraber çalışmaya başladık. Sonraki sene biz Saffet Hoca Fransa'ya döndü. Biz Hamza Hoca ile beraber Malatya'da başladık ve antrenörlük hayatımız 2007 senesi zannedersem başlamış oldu beraber. Akhisar Belediyespor'da elde edilen bir başarı var. Ardından Galatasaray'da elde edilen bir başarı var. Bursaspor'a kadarki süreç nasıl gelişti Hamzoğlu ekibinin? Galatasaray'dan sonra mı yoksa gene hepsi mi? Akhisar Belediyespor ve Galatasaray. Ya Akhisar enteresan bir yer. Yani biz Denizli Spor'daydık. Denizli Spor bir sene önce Süper Lig'den düşmüş. Kadrosunu yarı koruyor ama sorunları, dertleri çok büyük olan bir takım. Biz göreve geldiğimizde bizden fazla bir şey beklemiyorlardı, açıkça söyleyeyim. Yani takım kötüydü hazırlık maçlarında falan. Biz geldik, ilk yarıyı lider bitirdik. Çok iyi giderken orada bir şeyler oldu, biz bıraktık. Sonra ligin son 10 haftası Akhisar'a geldik. Akhisar'a gelişimiz çok enteresan. Akhisar ligde sonlarda diğer takımla 9 maçı var, 10 maçı var. Bizim 9 maçımız var. Bir maç oynamayacağız. Kurtarma ümidi hiç yok. Ve bizi isteyen birkaç takım var. Hamza Hoca Akhisar'la görüştü. Dedi, Akhisar'la anlaşacağız dedi. Orada bizi başka takımlar da istedi. Dedi, ne gerek var? Yani başka takımlar varken yani Akhisar düşecek gibilerinden. Yok dedi. Biz gittik. O sene ligde bıraktık. Ertesi sene o kadronun üstüne birkaç takviyeyle şampiyon olduk.
Oradaki, ben hep söylüyorum, oradaki doğru yöneten insanların başarısıydı o. Bizlerin tabii ki var ama biz her zaman destek olan, yani istediklerimizi yapan bir yönetim vardı. Futbolu seven, bizlere yapılan işe saygı duyan, hakkını veren bir yönetim vardı. O şekilde şampiyon olduk. Ligde kaldık bir sene sonra. Belki UEFA'ya gidebilirdik. Ayrıldık. Hamza Hoca'nın milli takım serüveni ve arkasından Galatasaray başladı. Galatasaray'da görev aldık. Galatasaray'da tabii bir heyecanla hep beraber. Onların bize ihtiyacı vardı. Bizim de öyle bir takıma ihtiyacımız vardı. Kısa sürede eksiklerini gördük o takımın, o kadronun. Hep beraber birleşerek, kenetlenerek, iyi çalışarak, iyi de yöneterek başımızdakiler ligi 3 kupayla bitirdik. Bizim için büyük mutluluk, yani bir anda gelip 3 tane futbolculuğumuzda yaşamadığımız güzellikleri yaşadık orada. Kupalar aldık. Çok güzel geçti ama yeni sezonla beraber, yeni yönetimle beraber bir türlü dengeyi kuramadık. Yani her konuda yeteri kadar destek alamamıştık. Belki sezon başı bırakabilirdik, bırakmadık. Ayrılabilirdik ama olmadı. O şekilde yani belki bir mutsuzluk içinde iki taraf içinde bir dönem bir yere kadar gitti ve ayrılmak zorunda kaldık daha sonra. Piyasamız vardı tabii ki. İsteyenler vardı. Hamza Hoca aradı. Evdeyim bir sabah aradım. Bursa Spor'un maçı ne yapıyorsun dedi. Dedim evdeyim dedim ne yapacağım dedim. Bursa maçı olsun dedi. Ne alakası var dedim şimdi Bursa maçının. Bursa Spor Tepecik'le oynuyordu yani. Bir şey varsa dedim söyle gideyim dedim. Yok dedi ya ben de dedi yurt dışındayım dedi. İyi dedim ama Hamza dedim boşuna söylemez böyle bir şey. Ondan sonra demek ki bir şey gelmiş. O da git seyret gibilerinden ve imada bulundu bana. İki üç gün sonra Bursa Spor'la görüştü. Başkanımızla görüştü. Anlaştık hemen. Çok kısa hemen anlaşırız. Bizim prensibimizdir. Biz kimseyi kırmayız. Hemen anlaşır geliriz. Geldik çok mutluyuz. Yani geldiğim yani kulüp ortamı güzel. İmkanlar güzel. Seyircimiz zaten güzel. Belki çok daha güzel olacak. Belki de o güzellikleri daha bize göstermediler. Ama göstereceklerine inanıyoruz. Geldik başladık. Mutluyuz. Yani huzur içinde çalışıyoruz. En önemlisi o. Biz formamızı, şehrimizi, kulübümüzü, yaşadığımız yeri çok seviyoruz. Kısa zamanda sevdik. O bilmiyorum. Yani bizim için ayrı bir şey. Yani bunu şu an sadece bu şey olsun diye söylemiyorum. Kim sorarsa aynı şekilde söylüyorum. Çünkü biz o enerjiyi aldık. Ve çok daha fazlasını vereceğimizi de biliyoruz. Bizim samimiyetimize herkes inansın. Çok daha iyi olacak inşallah. Hocam belki bu seneyle alakalı beklentiler kısıtlı olabilir bundan önce kaybedilen puanlarla ilgili. Ama hem kısa vadede hem uzun vadede neleri hedefliyorsunuz? Bizim geldiğimiz günden beri hedefimiz Türkiye Kupası. Biz bir kupa alıp sezonu bir kupayla kapatacağız. Biz buna inanıyoruz. Aramızda hep konuşuyoruz. İnşallah finali oynayıp sezon sonunda önce Türkiye Kupası'nı almak, sonra geride ne varsa onu almak. Bugün bu röportajı Antalya'da yapıyoruz. Evet. Final de Antalya'da olacak o zaman. Hocam. Süper. Mayıs'ta çok tekrar güzel. Bu röportajı tekrar ederiz. Çok güzel bir olur. Final akşamında. Ya benim aslında böyle şeylerim var. Geçen sene de söyledim. Son 7 haftaya girmiştik. Galatasaray takımı çok gol yiyor diye eleştiriliyordu. Ben dedim ki bir röportajda, Radyo Sport'la bir röportaj yaptık. Ben dedim bu hafta ve bundan sonraki hafta dedim. Biz dedim gol yemeyeceğiz dedim. 7. haftaydı. 6. son haftaya kadar gol yemeden geldik. Son hafta yedek ağırlıklı kadroyla çıktık. Gene gol yemeden bitireceğiz. Yani olabilirdi. Belki son hafta olmadı ama 6 maç gol yemedik.
Ben inanıyorum yani takıma inanıyorum en önce. Şehre inanıyorum, büyük bir şehiriz. Gerçekten çok büyük ve çok güzel bir şehiriz. İyi bir takımımız var, daha iyi olacak. Çok daha iyi olacak bu kulüp, bu takım. Bu şehir final oynamayı biliyor. Kazanmayı da bileceğiz inşallah. Sezon sonu en azından Türkiye Kupası diyoruz. Hocam, sizin tabii bu kamp süresince oyuncularla kaynaşmak için, onları tanımak için fırsatınız oluyor. Evet. Yaklaşık 15 yıl oldu Hamzoğlu teknik heyeti, evet. Bursa Sporumuzla çalışmaya başlayalı. İlk gözleminiz neler oyuncu grubuyla alakalı? Oyuncu grubuyla alakalı bir kere bizi yani bizden her şeyi almaya çalışıyorlar. Beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Antrenman temposu iyi. Çok dinamikler. Çok çok dinamikler. Ve en önemlisi enteresan. Ben yani futbol hayatımda böyle bir şey görmedim. Grup görmedim. Antrenmanda sertlik oluyor. Tekmeler uçuşuyor havada. Dirsekler falan. Kimse geriye dönüp ne yapıyorsun? Neden yaptın? Böyle bakmıyor bile. Herkes dönüyor işini yapıyor. Enteresan. Yani bunları biz uzun zamandır yaşamadık. Bu takımda bu istek, arzu ve bizde olan bir şeyi var. Bir şeyler yaşıyor. Yani onlar bize saygı duyuyor, biz onlara saygı duyuyoruz. Güzel şeyler olacak inşallah. Yani güzel bir başlangıcın ilk günlerini yaşıyoruz hocam. Evet, evet, inşallah çok daha iyi olacak. Biz inanıyoruz. Güncel konuları artık yavaş yavaş hocam sizinle bir kenara bırakalım. Sizden bahsetmeye devam edelim. Kardeşiniz de önce futbolcuydu, ardından teknik adam olarak yaşantısına devam ediyor Okan Buruk. Abi kardeş futbolla ilgilenmek futbolculuk döneminde nasıldı? Antrenörlük döneminde nasıl? Aranızda gizli bir rekabet var mıydı her zaman? Yok, rekabet yoktu. Rekabet hep vardır ama bir kere ben her zaman onun başarılı olmasını isterim. O da tabii bizim başarılı olmamızı ister. Güzel bir futbol yaşamı oldu Okan'ın. Kariyerle Avrupa'da oynadı. Kupalar kaldırdı. Avrupa şampiyonu oldular. Milli maçlar falan. Milli takım. Ve bıraktığında iyi de bir antrenörlük hayatı oldu. Çok başarılı olacak. Gerçekten işini iyi biliyor. Çok seviyor. Çok çalışıyor. Onun da önü açık. İleride Türk futboluna çok daha fazlasını yapabilecek kapasite var. İyi şeyler de yapacak. Kardeşiniz de sizin gibi bir antrenör. Aile hayatınıza dönelim. Evet. Farklı hobileriniz var. İsterseniz biraz bunlardan tamam, bahsedelim. Tamam. Ben şöyle 96 senesinden beri at sahibiyim. 2000 senesinden beri de yetiştireceğim. Haramız var. Yarış atı yetiştiriyoruz. Kaç tane var hocam atınız? Ya şu an yani 50-60 civarı vardır. Tam sayısını bilmiyorum ama 50-60 tane vardır. Bursa'da hipodromda zaten 15 tane var. İzmir'de var. Ben seviyorum, hayvanları seviyorum, doğayı seviyorum. Boş zamanlarımı çiftlikte geçiririm. Orada futbol sahamı vardır, basket sahamı vardır. Koşarım, köpeklerle oynarım, atlarla oynarım. Yani öyle bir yaşantıyı sevdiğim için atçılığı da seviyorum. Güzel bir hobi. Artık biraz da hobiyi açtı. Büyük bir sektör ülkemizde. Dünyada büyük sektör. İrlanda, İngiltere bu işte çok başarılı. Çok büyük ülke ekonomisine katkıları var. Yarış atı yetiştirip satmakta. Ben de bu işin bir tarafındayım. Ve seviyorum. Yani o at, yani seviyorum. Bu iş güzel bir iş bana göre. Bir peki, hobi. Hocam hobi ama atçılık artık sizin de söylediğiniz gibi bir sektör yani. Evet. Bu işin yarışları var, bahisleri var, kupaları var. Sizin bir kupanız var mı? Tabii beni ilgilenen taraf tabii ki iyi bir at yetiştirip şampiyon olmak. İyi atlar yetiştirip yarışçılığa katkıda bulunmak. Benim şu anda büyük kupam yok. İnşallah alacağım yani. Güzel sizin bir at yetiştireceğim. Özel hadi hayatınızdaki bir diğer hedefiniz de bu o zaman. Tabii o yani o bir tarafta bir düzen kurmuşum gidiyor. Yani o var zaten. Ama bizim mesleğimiz, hedeflerimiz ayrı. İyi bir spor adamı olmak, ülkemize,
futbolumuza katkıda bulunmak, düzgün, saygı duyulacak bir iş yapmak yani amacımız bu. Bizim de teknik heyeti tanıdıkça heyecanımız, beklentimiz giderek artıyor. Birer birer hepinizi evet. tanıma şansı elde ettik. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür bize ederim. Bizim gerçekten için. Ekip arkadaşlarım çok değerli insanlardır. Yani Yıldırım hocamız abimizdir bizim. Metin hocam farklı bir karakterdir. Şu an Almanya doğumludur ama Türk pasaportu vardır. Almanya'ya vizeyle gider. Alman pasaportunu yırtmıştır. Enteresandır. İsa hocam öyle, Serkan hocam öyle. Ekipteki diğer arkadaşlarımız da öyle. Çok değerli insanlarla çalışıyoruz. Yani malzemecisinden, masöründen, doktorundan, yani fizyoterapistine, kulüp çalışanlarına hepsi çok değerli insanlar. O sevgi saygıyla inşallah başarılı olacağız. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu röportaj için bize vakit ayırdı. Artık bundan sonra yine Antalya'da bu kez Kupa ile birlikte yapacağız. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Yardımcı antrenörümüz Fuat Buruk'la beraberdi. Keyifli bir röportaj yaptık. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya kampındaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.